Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin il emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizlerle didarlaştırgenimizde kursamız. Bugün umumi biraderçilik haklarından bugün bazı mavzularda İnşallah ortaklaşamız. Müslüman insanını hayattan yaşaştan közlegen maksadı, davası, nima buluş kerek. Hamma biladi yu, yan gitten islatış manasıdır. İnsanga, Müslümanga ayniqsa islatma foyda berişi turtkisi olarak bir mavzu açamız. Dava doğrusu gaplaşamız, dava. Her bir adamın yaşayıştan maksadı buladı. Ne için yaşayıpsan dese, tosattan sorup kalsa davası yok adam doğduraydı. Ne için yaşayıpsan o yüzden deydi. Hapamaydı. Lekin davası var adam, eğer maksadını yakışı koysa, aldığında katta katta maksatlarını koysa, onunla savalmaz. İmkaniyet tuğulgen zahatı davası işke kiradı. Yani o, hakiki mütehassıs buladı. Davalar içi de en yapışışımız gereği bugün, yani himoya qilishimiz kerak bo'lgan narsa dinimiz o'zi, e'tiqod iymonimiz. Shu bilan birga biz qaysi regionda dunyoga kelgan bo'lsak, o'sha regionda bizni qarindoshlarimiz, birodarlarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz bor. O'shalarni nomidan kelib bu yerda ta'lim olayotgan odam o'shalarga xizmat qilaman degan da'voni qo'yish kerak. Mayli, Alloh sizni qatga muvaffaq qilgan bo'lsa, o'sha yerda xizmat qilaverasiz. Lekin da'volar ichida siz yana ona yurtingizga borib, o'sha joyda eng go'zal xizmatni qilaman, xalqimga, millatimga bir narsa qoldiraman, sadaqa joriy bo'lsin degan da'voni qilish kerak. Qolgan da'volarni soyasida. Buni ko'pchilik zaruriy demasa-da, lekin qalbga o'rnatish kerak bo'lgan narsa. Chunki ertaga o'sha da'vosi yo'q odam dovdiraydi. Ba'zi masalalarda o'ziga kerak bo'lmagan masalalarga aralashadi. Diniga, diyonatiga, boshqa narsasiga foydasi bo'lmagan gaplarga aralashadi-da, tamomila hayotini izdan chiqarib yuboradi. Buni atrofda ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Keyin uni xizmati ham chegaralanib qoladi. Kimnidir doirasiga tushib qoladi. Keyin undan ko'zlangan, kutilgan samara chiqmaydi. Shuning uchun oldinga bir maqsad qo'yish kerak. Ha, Qur'onni o'qish eng yaxshi ishlardan. Xayrukum man ta'allama al-Qur'on va 'allamahu. Eng yaxshi amal Qur'on o'qish. Ya bo'lishi mumkin emas. Hadislarni o'rganish, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini ihyo qilish, bunga ehtiyoj bormi? Bor. Lekin shuni esdan chiqarmangki, islom ummati bugungi kunda belini ko'tarib olishligi uchun boshqa ilmlarni ham o'rganish kerak. Qur'oni sunnati, iymoni, e'tiqodi, axloqi go'zal bo'lishi bilan birga millatga xizmat qilaman degan odam o'zi sohasiga ko'ra xizmat qilish kerak. İçinizden doktorlar çıkış gerek, içinizden IT teknologlar çıkış gerek, içinizden injenerler, mühendisler çıkış gerek. Çünkü diyanet bizi, özümüzü beybaha almıştırmaya digen narsamız. Bizi tamamı hayatımızda gerek narsa. Lekin ümmetki kanaka hizmet kılış gerek, uşanda biz tayyar turuşumuz gerek. Hammamız, maşatta dururken hamma bir kıl sahanı egallaşmaz, her kıl sahanı imkan borcu egallaş gerek. Dünyada en katta kuç kadar ilim. Doim takrorlayapmiz. Dünyada en katta kuch ilim. E'tibor bering, bütün hayotga qarang. Mana hozir bugunda bitta en kuchli odam paydo bo'lyapti Amerikadan. Dünyanı bir kunda hammasini uyga qamab qo'ya olayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Sizni ham, meni ham, yoshi ham, qarini ham, musulmonni ham, kofirni ham uyingda o'tir desa, majbur o'tkazib qo'yapti. Nima asosida? Ilim asosida. Ya'ni ilmni yani vahşilik yo'liga sarflashligini oqibatida ko'ryapsiz. Bitta virus chiqyapti, hamma uyda o'tiribdi. Turli xil versiyalar bor. Virus chiqarishlik, tarqatishlik to'g'risida. İlla Alloh taoloning qadari bilan bo'lyapti, buni bilamiz. Lekin buni Allohga iymon keltirmaydigan odamlar Allohning sababiy dunyodagi qonunlarini o'rganib, musulmonlar o'rganish kerak bo'lgan narsani o'rganib bizdan oldinda va bizga ustimizga xohlagan o'yinni o'ynatyapti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu
Zulkarnayn kıssasını zikir kıyanda etedi ki A'udu billahi mineşşeytanirracim. İnna makkanna lehu fil ardi ve ataynahu min kulli şeyin sebebe fe etba'a sebebe degen. Biz elbette o şey Zulkarnayn'ge cüdük küp imkaniyetlerini makkanna lehu fil ard yeryüzde onu imkaniyetini küçeytirip koygen. Yani bar imkaniyetki egeh koygen. Dünyanın yarımdan kopunu basıp koygen şu adam. وَاَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا degani o'sha qana qilib unga imkon berganini aytayapti. Ya'ni dunyo hayotidagi qonun qoidalarining hamma sabablarini unga muhayyo qilib qo'ygan Alloh taolo. Ya'ni ilm asosida harakat qilgan. Xoh u o'sha Yajuj Majujni devorni qurar ekan, menga o'sha mis bilan falon materialni olib kelinglar eritib quyishligi ilmiy asosda. Hozir eng baquvvat material mis bilan temir aralashmasi. Kur'an'da bunu zikri kigen. Opkililer dedi, sebeplerini koruyaptı. Şimdi, o şey Zulkarnayn küç egesi buluşluğuna sebep fe etba'a sebebe. Sebeplerine ergeçti dedi. Sebeplerine ergeçlikte iman takaza şart kılınmıyordu. Kim sebeplerine ergeçse dünyada küçülüğü bora uğradı. Sebeplerine ergeçken dünyada küçülüğü bora uğradı. İmanlı, etikadlı iman deseyiz de sebep üşlemeseyiz dünyada arkada kola uğrasız. Dünyanın sebebiyeti adalet üstüge kurulgen. Kanday münasebette bulsayız, şunu da cevap alasız. Oşun üçün, barçamız bu narsanı oylaşmamız gerek. Hazır, bütün İslam ümmetinin içi de o zara kilişuler ittifakını sayege arstüge alışıp, ıhtılaflar meselesini birinci plange çıkarıyetken küçüler var. Bizi umumi kilişedigen cihatlarımız sansız sanaksız. Allah'ın yekkeligi de kilişemiz, Kur'an'ın Allah'ın kitabı ekeligi de kilişemiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın peygamberligi de kilişemiz ve bir kança narsalarda kilişemiz. Bu cüde katta kuş degeni. Bu cüde yem katta kuş degeni bu kilişularda biz kilişip, ıhtılaflı meselelerde birbirimizde uzur etse gidi. Uzur etse gidi. Hazır dünyanın en küçülü cebhesi bizi kolumuzda bulardı. Bunu suni ravişte umumi kilişedigen meselelerimizi çetke sürüp bitti cemaati çıkarışı yaptı da Maturidi adeşken, Eş'ari adeşken, Aynallah, Fissema, Yadullah, Kebi meselelerini ortaya taşattırışı yaptı. Ularını kollab kuvvetle şey yaptı. Ularına imkan kadar yani destek verişi yaptı. Akıbette bütün İslam ümmetinin başını ıhtılaftan çıkarışma yaptı. Amerika'da 80-ci yıllarda o şey Amerika siyasetinin teologlarından bittesi bunu özlerini resmi ahbarat vasitelerde aitken taklif kritken Amerika siyaseti aitken ki biz degen umumi kelişu meselelerde kelişeydik. İhtilaflarını imkan kadar minimallaştıraydık. Ve bu bilen çekerelenmeydik. Ne kadar bizge muhalif bugün. Bizim karşımızda bugün halklarını İçideki minimal ihtilaflarını maksimallaştıraydık. Şunu evvelce küçüğümüzde bu taklif kabul kılınken ve bu hazır geçe işi değildi. Amerika fukaralarının ortası da millet degen gapi yok. Pasportdaki kardeşi de Amerikalik de bir hazır gen. Kim bu işten katlayın? İmkan kadar kelişu meselelerine ihtilafke yol vermeydi. Sebep küçüğe işlikke amul bular. Bunu ular organip İslam'dan bildi şunu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ilk targ'ibotlar ham shu. Har bir fijorni payg'ambar alayhissalotu vasallam to'xtatganlar. Bu bo'lsa bitta masala bo'yicha 200 yil janjal bo'lgan. 2ta 3ta avlod o'tib ketgan, janjal tugamagan. Shuni to'xtatganlar. Avs Hazrashni payg'ambar alayhissalom yarashtirganlar. O'sha ixtiloflarni barham berishlikni eng samarali yo'li da'vo odamlarini ko'paytirish. Aldığınızda dava koyganingizdan keyin ixtilofga o'rin qolmaydi. Ve siz nimaga qodir ekanligingizni o'zingiz hisobini olasiz, ustozdan so'raysiz, sizni yo'naltiradi ve sizdan mutaxassis paydo bo'ladi. Mutaxassis paydo bo'lgandan keyin ummatga foydasi tegadi. 5 ta odam chiqsa bütün dünyaya yetarli hozir. Amerika'da Elon Musk, misol uchun Zuckerberg, Koreya'da Samsung, başka joyda başkası bitti iki tane adamın işi bilen bo'lyapti shular. Apple bitti adamın ixtirosi.
Bütün dünyanın güç kuvveti ushlab turibdi. Endi o'sha sabablar avvalo musulmonlar ushlashga kerak bo'lgan sabablar edi. Vaqt oz, musofirsizlar va sizlarga Alloh taolo tavfiq beryapti, ota-onangiz imkon beryapti, ustozlar labbay deyapti. Vaqtni o'tkazmasdan oldingizdagi vazifani tezda egallab, yurtga borib, juda chiroyli xizmatni niyat qilish kerak. Bütün ümmet muhtaç kalır. Kadırlar ki muhtaç. Şimdi bazıları aytadı. Uşanı hama cevde bahs ki ıhtıraflar ki sabah buluyetken narsalar ki hama araraş kereymez. Bazı adamlar kifaya kılı yaptı. Misal için ular bir kança sabah bilen hareket kılış yaptı. Bunu arkasındaki finansörler o aytkanım 80'inci yıllardaki Amerika ideologları birge maslahat bu. Müslümanlar içi de ilacı barıca hareket kılış gerek, umumen ittifak bu musun bunlar? Cancel bulsun, nefret bulsun, ursun, öldürsün birbirini. Bunlar şuna kadar boptırsa biz rövajlarımız değişken. Müslümanını atabilgen adamlar Müslümanların içinden çıkar işte. Müslümanını atabilgen, atıp öldürdü. Ne sebepte? Adli meselelerden. Adli meselelerden çıkıp barıp öldür işte. Oşa narsalardan biz kolumuzu tartışmamız gerek. Kur'an okuyatken tez de Kur'an diyor. Bilesin ilim okuyatken ilimini seviyesini korusun. Uzunun seviyesi ki kararsın. Şu ilimi devam ettirarı yaptı mı? Yok ki sahası. Tibbiyat ki kızı kadı mı? Bu deyem. Hama caydı. Tibbiyatı urgensin. IT'ini urgensin. Hamasını urgensin. Umumen ilim Müslümanlar kolunda bulsa insaniyetke fayda buladı. İlim kafirler kolunda bulsa bütün mahlukatı hem zarar buladı. Hamaga zarar bo'ladi. Çünkü ular shaxsiy manfaati yo'lida foydalanadi buni. O'shaning uchun bu fikr, dunyo qarash muhim. 6-asrlarda hijriy islom ummatini o'sha kalom ilmi bosib, kalom ilmi deganda kalom ilmini ya'ni ijobiy jihati bor. Falsafaga, botiniy tushunchalarga qarshi ularni quroli bilan urushgan ve İslam ümmetinin akidesini himoya qilgan ilim bu. Lekin şu kelam ilmidagi falsafaga, batıl tushunchalarga şu derecede İslam ümmeti batıp kaldı ki o'sha asırlarda. Umuman rivojlanish bo'lmadi. Fakat tortishuv, fakat bahs, qidam masalasini, tasalsul masalasini ortaga qo'yib olishib, gapirishib o'tirishavergan ittilabdan kechgacha. Keyin imom Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah Tahafutul Falasifa degan asar yozganlar. Falsafaning cho'kishi. O'sha kitobda falsafani 8 ta turini zikrlaganlar. 8 xil turini. Va ulardan 3 tasi ma'qul deganlar. Mana shu ma'qul aqidani himoya qilish yo'lida asmoi sifatlarda mujassimaning hujumiga, mu'tazilaning hujumiga javob berishi mumkin bo'lgan kalom ilmi. Boshqa yo'li yo'q. Botil ekanligini, un bilan shug'ullanmaslik kerakligini qattiq ta'kidlaganlar va taklif qilganlar. Uni o'rniga ularning xususiyatlarini o'rganaylik. Paxta nima uchun yonadi? Yonish xususiyati borligi uchunmi? Ha desangiz, nimaga o'zidan o'zi yonib ketmayapti? Ha, olov yondirish xususiyati borligi uchun yondiradi. Nimaga hamma narsani yondirib yormayapti? Shu savollarni o'rganaylik degan. Ya'ni jonlantirgan, botib qolgan, hech qanday rivojlanish bo'lmay to'xtab qolgan jamiyatlarga bu taklifni qo'ygan laboratoriya, ya'ni maydonga tortgan odamlarni behuda bahslardan qutqarib. 6-asr tugadi, 7-asr boshlandi. 7 tugadi, 8 boshlandi. 8, 11, 12-asrda 4 yil, 4 asr, 5 asrda islom ummati butun dunyoga renesans. Xo'p, renesans davri paydo bo'ldi. Renesans davri o'sha to'g'ri mu'tazilalar keyin qo'lga olib olib uni boshqardi. Oxiri yana shu kalom ilmi bilan cho'kdi bu fikr dunyo qarash. Oxirida nima bo'ldi? Oxirida butun dunyoni hozirgi kundagi ilmiy asosdagi quvvatini islom ummati o'sha renesans davrida formulasini tuzib berdi. Beruniylar, Xorazmiylar, Farg'oniylar barcha-barchasi o'sha davrda chiqdi. Nimaga? Behuda narsadan qutuldi ular. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'sha behuda narsaga yana qaytadan murojaat bo'ldi. Ma'mun Qibris degan joyi fath qilgan. Qibris.
Kipr deydi mi hadırını? Oşanı Fatih kıgan paytı da Nasraniyilerini kütüphanelerden kitaplarını talep kıgan. Uzun Mamun'nu hobbisi üç nokta bugün. Kayırge varsa birinci kitap soruyor. Kitap verse ap gelip tercüme kıldırtırken. Arap türlüge tercüme kıldırtırken. Şu eski faylasuflarının felsefeleri, Yunan düşünceleri, davlatçilik, eski tıbbiyat, hemesini tercüme kıldırıp milletke faydalı takdimat kıgan. Kipr Fatih kıgan da Kipr'de o şey felsefi kitaplar mecmuası ge duç kıgan. Ki şunu alamam degen de çirkev egeler vermeyemiz degen. Şunda İbn Masavayh degen Nasraniylarını vakillerden bittesi etken ki bunu bir iş gereği buna degen. Demek ki de bu kitapları kırıp organ ümmet tezde parçalar degen. O şey felsefi tartışı bunlar. Onu bir işken, ap gelişken şu bulan Mamun'un ahirge nazariyeleri yani işi vermeye kaldı. Bütün ümmet keyin parçalandı ondan keyin. Felsefe kırıp geldiği için. Şu bulan bir ki hazır. Hazır gün diyen, ana şu eski tarihini sizden benden yakşı okuyan, hali Müslüman mesu, Müslümanlarını tarihini yakşı bilgen cemaalar tamamından has boşlanı yetken, yani doğrurağı onu destekle yetken teşkilatlar var. Ular uşa felsefi kararlarını hadır yengitten yana taşattır işi yaptı. Ben köp tekrarladım. Biz bana şartta okuyabildiler, Kur'an okuyabildiler, ilim okuyabildiler, başka cahide talim bulu yaptı. İndi ben okup o'rganib millatga endi 30 yıl oldu. O'zbekistonni dinini qaytadan egallab yana o'rganishiga 30 yıl oldu. Endi dinni okup o'rganib kelyapsak, bittasi chiqyapti-da 92-93 ta boshlagan edi. Ayni Alloh deb savol beryapti sizga. Bu kalom ilmiga oid savol. Va buni bahsini o'tirib mutaxassislar 50 yil, 100 yil tortishgan qadimda. Onu hazır yani kayıttan tartışmamız desek, uşa kitaplarını hemen okuyan adamlar oturup olsak, kemede bir tür beş yıl vaktimizi aladigen mavzu. Ne günü saval biri yaptı? Onge saval verdirişi yaptı. Bu ümmet yani kötermesin, birini köter almasın. O işler tüge gendenken, yakında yani bittesi çıkıp yazı yaptı. Ne de yaptı? Buhari'yi bilen, Maturidi, akidesi ortasındaki fark. Altıda ders yaptı şunu. Her bitti ders 50 minitte. Saval biri yapmam şu adam gel. Ne ki bu ders yapsın? Demek kimge gereği bu? Ya akidemiz doğrula varışımız gereği. Zaten akidemiz doğru. Organik gibi yapıyoruz. Milletin içinde en de dinini sevip, muhabbet kılıp, ibadet kılıp, sekin sekin o ıslah bir yaptı bu millet. Bütün milletin seviyesi ge cil, bade cil erişiledi. Birden bu miydi o? Bir avlat, ikinci avlat, üçüncü avlat inşallah kursat adı hammege. Hadır başlasak. Demek yapıyoruz, başlayanımız yok. Ne bu yaptı yani? Şu akidedeki kelamiler meseleleri, istilahi, usuli mavzular ortaya taşlanı yaptı da adamlarına nazırda özünün 5'te 6'te adamının közüde küçülü oğlum deyip itiraf kılınışlığı evazige bütün ümmetin başını gereğen kılıyordu. Maturidiler adaşken degeni biraz mı ne degeni? İslam ümmetinin 70% adaşken degeni. Tarihte milyonlagan adamlar adaşken degeni. Aş'ariler adaşken degeni. İslam ümmetinin 90% adaşken degeni. O şey yapını kötüreyetken biraderlerimiz İslam ümmetini 3% taşkil kıbeydi. Bütün ümmeti yığıp geseyiz 3% taşkil kıbeydigen adamlar. Biz 3% geri geçtiğimiz gereği mi? Bu da songe ergeçiş muhummas deyişedi buna kapaydı. Aleyküm bis savadil adam ne mi onda? Değil mi Peygamber Aleyhisselam'dan nas bu? Hop, Savad-ül Azam'dan Murat, Katta Koralik'ten Murat, İslam ümmetinin tarihteki bir meseleye aitken fikri o. İbn Hacer Aş'ari, İmam Navavi Aş'ari, Sabuniler Maturidi, Nesefiler Maturidi, Aş'ari Maturidi, Aş'ari Maturidi. Millet ulamalar var. Hammesi yok, Aş'ari ya Maturidi bugün. Hadir iki adam çıkıp ularını adaşken dese, ularını yapını düşünmezden tarafkeşlik bilen tarafını oluyetkenler, İslam ümmetine fakat zarar yetkazı yaptı, zarar. Ders nafrat üstüge kurulgen, nafrat üstüge. Birinci derste ya Maturidi adaşken dese, ne mi fikir keledi, talebede, Maturidi kim? Falan, ha, ular hemen adaşken. Şunu üstüge kuru yaptı dersini. Birinci ekim bu, sekin sekin terbiyelip, rivajlanıp, bunu kukarttırıp o gendeyken,
o'sha nafratni ustiga keyin siyosiy o'yin o'ynaladi. Siyosatda shunaqa gap bor. Eng xavfli qurol nafrat. Nimaga? Nafratlantirib olingandan keyin undan xohlagan bomba yasash mumkin. Nafratli odamdan bomba yasaladi keyin. Bu Maturidi deb ta'na qilinayotgan jamoalarni ko'ring, birortasida nafrat yo'q. Bir-biringizni patinkangizni to'g'rilab qo'yib xursand bo'lasiz. To'g'rimi? Men qornim och qolsa ham birodarim qorni to'q bo'lsin deysiz. Bildirmasdan cho'ntagiga pul solib qo'yasiz. Qiynab turgan talabani. U asos bu. La yu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Muhabbatlashmaguncha iymonga ega bo'la olmaysizlar. Ya'ni jannatga kira olmaysizlar. Jannatga iymonsiz kirib bo'lmaydi. Bu Maturidiy ash'arilikda ko'zga ko'ringan unsur. Lekin o'sha 3% odamni darsini eshitgan odamda hech qachon muhabbat shakllantirilmaydi, nafrat shakllantiriladi. Meni eshityapsan, men haqman, bitta sen haqsan deyiladi. Unga shuni eklaveradi. Natijada nima bo'ladi? Nafratli odamga aylanadi. Birinchi gapi sallar adashgandan boshlaydi. Sizni qo'yavering imomlarga boshlaydi. Imomlarga. Keyin o'sha narsa bu subliminatsiya degan tushuncha bor. Odamning miyasida, orqa miyada shakllanib qoladi. Kecha bittasi yozyapti mana hozir domla aytayotgandi. Zohid Kavsariy ahmoq odam bo'lgan, bo'mag'ir odam bo'lgan, quburiy bo'lgan deyapti. Ochib oydin yozyapti matnni. Keyin unga qarshi haddini bil hoy. Sen gulni hidini sezmaydigan qo'ng'iz bo'lsang, u gulda emas-ki ayb. Seni u qo'ng'izligingda ayb desak, shaxsiyatga gapirmang deyapti. Ye? Zohid Kavsariyni ahmoq desa bo'laverar ekan u. Ilmiy gap ekan u. Biz unga noto'g'ri gapiryapsan deb salomiga yarasha alik olsak, biz shaxsiyatga o'tgan bo'larmishmiz. Mana shunaqa subliminal urunish bor. Mutlaqo ilmiy asosga suyanmagan. Kecha ham suhbat qildik. Zohid Kavsariy rahimahullohni biz ha ma'sum demaymiz. Ha, keskin gaplari bor. Ha, u kishi o'sha ahli sunna val jamoani himoya qilaman deganda keskin savollarga keskin javoblar bergani bor. Lekin islom ummatining qo'lida u kishini meros turibdi. O'qishni tavsiya qilamiz. O'sha kishiga ta'na qilayotgan odamlarni birortasi 100% sizga garantiya beraman kitobni o'qimagan. Google'dan qidirib, Google'dan ta'na dashnomlarni tarqatishyapti xolos. Kecha ko'rdik mana kecha. Zohid Kavsariy Anas ibn Malikka ta'na qilgan. Nima deb ta'na qilgan? Birinchi ta'na qilgan. Keyin boshqa bitta sarlavhada Abdurrazzoq Hamza degan odam yozyapti. Shatim qilgan deyapti, so'tgan, so'kkan deyapti. Anas ibn Malikni Zohid Kavsariy so'kkan deyapti. Keyin tagida ba'zi dalillarni keltiryapti. Dalillarda ham umumiy jumladan bir qismini keltiryapti. Masalan, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu keksayib qolganligi sababli qillatu dabt va nisyan ehtimoli bo'lgan degan. Qillatu dabt nima degani? Matnlardagi aynan eshitganidek rivoyat qilishlikda ba'zi kalimalarni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Qillatu dabt va nisyandagi vav qillatu dabtni tafsiri u. Esdan chiqarish ehtimoli bor. Inson nisyondan olingan, esdan chiqarish ehtimoli bor. Qillatu dabtni o'zini olib, mana Anas ibn Malikni qadiganda kallasi aynib qolgan deb so'kiyapti deyapti-da. Endi o'sha jumlani sal yuqorisini o'qisangiz, yuqorisida bu Abu Hanifa rahimahullohning ijtihod usullaridan biri. U kishi aytadilarki, sahobalar o'rtasida yoshi keksayib qolgan odam bilan sahobalardan yoshi keksaymagan odamning rivoyati o'zaro mutaoriz kelib qolsa, bir-biriga zid kelib qolsa, qillatu dabt va nisyan ehtimoli bilan yoshi keksaygan sahobadan ko'ra yoshrog'ini oladi degan. Abu Hanifaning usullarini naql qilyapti bu odam, o'zini gapi emas. Va qillatun nisyon suduqning sifatlaridan biri. Chunki nisyonni tabaqalari bor. Ba'zilar mutlaq esdan chiqarib qo'yadi. Ularniki la yuktabu hadisuhu deyiladi. Hadisi yozilmaydi ularni. Chunki umuman esdan chiqarib qo'yadi. Lekin qillatun nisyon hammada bo'lishi mumkin. Imom Molik aytadilarki, muhaddislardan ba'zilari umuman hamma matnni yoddan bilardi, adashmasdi degan bo'lsa kazzob u deganda.
adashmaydigani bo'lmaydi. Insonni tabiati illo payg'ambar alayhissalotu vasallamni yonlarida, yonlarida Jibril alayhissalom turganligi uchun adashmaydi u kishi. Chunki xato bo'lsa to'g'rilanadi u. U kishini har bitta gapi chunki vahiy hisoblanadi. Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Boshqa odamda qillatin nisyon suduqni sifati u. Sodiq bo'ladi, esdan chiqarishi mumkin. Bir sahoba Makka'dan turib bir hadisni zobtini esdan chiqarib qo'ydi. Rivoyat sahih rivoyat bu. Shu hadisni eshitganimda yonimda falonchi bor edi. Pistonchi bor edi. Ha, xo'p. O'sha pistonchi qatta hozir Iroqda degan. Bismillah deb tuyani minib Iroqqa yo'lga tushgan. Madinadan Iroqqa kelib, eshini taqillatib falgan odamga falon hadisni eshitgan edi. Shuni matnida biroz chalkashyapman. Sen nima deysan deganda, buraqa degan. A bo'ldi degan, qaytgan orqaga. To'xtang degan, to'xtang. Siz uzoqdan keldingiz, bir ovqat, bu narsa qilaylik deganda, yo niyatim buziladi degan. Hadis o'rganmagan kelganman degan. Hadis uchun safar degan bob bor. Ha, esdan chiqarish tabiiy. Tabiiy esdan chiqarish. Bunga o'xshagan gaplar sahobalar o'rtasida ko'p bo'lgan. Oyishonamiz Ibn Umar radhiyallohu anhu ning rivoyatlarini, sahobaning rivoyatini eshitib aytganlar, bu hadis yuqorisida boshqa gap bor edi, noto'g'ri tushunibsan deganlar. Sahih rivoyatlar. Bu narsalar usuliy narsalar. Bularni misol qilib, ulamolarni haqorat qilib, musulmonlar o'rtasida nafrat tarqatayotganlarga mutlaqo qo'shilmanglar. Imkoniyatinglar bo'lsa, ularga buni tushuntiringlar. Kel, shunda mayli, sen o'zing tushunchanda qolgin u. Qo'y, islom musulmonlarning manfaatida birlashaylik. Kel. Deyish kerak va ayniqsa talabalar mutlaqo shunaqa narsalarga kirishmanglar. Oldinglarga bitta da'vo qo'yinglar, vazifa qo'yinglar, kunlik vaqti taqsimotini nazorat qilinglar, vaqtni jilovini qo'lga olinglar. Bu yerda doim yuraverish to'g'ri emas. Sizlarni kutyapti millat, xalq. Sizlar xizmat qilishingiz kerak borib. Qancha sohalar mutaxassisga muhtoj. O'sha sohalarni egallash kerak. Iymon, e'tiqod men bilan Alloh o'rtasidagi ish. Iymon, e'tiqod men Allohga hisobot beradigan ish u. Lekin millatga manfaat beradigan xoyrunnas man yanfa'unnas yoki anfa'uhum linnas odamlarga eng ko'p manfaatni o'ylashimiz kerak. O'sha ma'noda davo insonini peshonasidan o'paman. Davo insonini yonida turaman. Ya'ni davosi bor odamdan natija kutiladi. Hech yo'q shu fikrni ichingizga olsangiz, shu fikrni atrofingizdagi odamga, kelajak avlodga yetkazsangiz, balki biz natijani ko'rmasmiz. Natijadan mas'ul emasmiz. Lekin kelajak avlod shu davoni davom ettirsa, o'sha uyg'onish davriga qaytamiz. Hozir Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi degan markaz bino qilinyapti. Juda katta mablag' sarflanyapti va juda katta umid bilan qilinyapti. 70 mingta qo'lyozma bor. Sharqshunoslik institutida 70 mingta o'qilmagan qo'lyozma. Ha, takroriy kitoblar bor-da, lekin qancha manba bor o'tdi. O'shani o'qib, tarjima qilib, manfaatli jihatlarini o'rtaga qo'yishi mumkin bo'lgan odamlar sizlar. O'sha tilni o'rganyapsizlar, o'sha fanni orqasidasizlar. O'shuning uchun niyatda da'voni baland qilish kerak. Hozir Allohning nazarida qanday inson ekanligingni bilmoqchi bo'lsang, hozir seni nima bilan mashg'ul qilib qo'yganiga qara, deydi. Azizlarda shunaqa gap bor, nima ish bilan mashg'ulsiz? O'zingizga o'zingiz savol berib, Allohning do'sti bo'lishga harakat qiling. Darsingizni vaqtida qiling. Niyatingizni yo'qotmang, sizni kutib turgan ummatni sizga yuklagan mas'uliyatni ado qilishga harakat qiling. Gap ko'p, lekin menimcha shuni o'zi muxtasar kifoya qiladi. Mavzuga aloqador savol yo'q. Alhamdulillah Rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فروردگارا وطلبالارمزنا أوقيتكن علملرگه بركات برگين وزين راضي بولادگان
ilimlerini kalplerde uzun cevap edin, kalplerdeki samimiyetine davalarını uzun mübarek edin. Onge münasip, muvafık, ümmet barışımızı nasip edin. Ustazlarımızın hareketlerine Hüdayi Teala barakat verin. Uzun nusratke muvafık, münasip, ümmet barışımızı nasip edin. Dünyada razılığını tapıp, gevhari imanımızı saklayıp, dünyadan ötken de sağlıklarına ilhak barışımızı nasip edin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. رحمات صلوات ولله.